Değerli öğrenciler, merhaba. Maddenin ısı ile etkileşimi test 1, soru 2. Terlemek, insan vücudu için çok önemli bir olaydır. Yoğun fiziksel aktivite veya vücut sıcaklığının yükselmesiyle ter bezleri ter salgılayarak vücut sıcaklığının düşmesini sağlar. Sağlıklı bir insana vücut sıcaklığı 36,5 Celsius derecedir. Aylin ve Fatih çiftinin 7 yaşındaki oğulları Kuzey'in ateşi yükselmiş ve vücut sıcaklığı 39,3 Celsius dereceye kadar çıkmıştır. Aylin ve Fatih Kuzey'in ateşini düşürmek için aşağıdaki işlemleri yapmıştır. Bakalım neler yapmışlar. İlk olarak alnına ıslak bez koymuşlar. Sonra küvette ılık bir banyo yaptırmışlar. Bu her iki işlemde Kuzey'in vücut sıcaklığını düşürmeye amaçlıyor. Düşürürken ne oluyor? Alnına ıslak bez koyduğumuzda ıslak bezdeki su Kuzey'in vücudundan ısı alarak buharlaşıyor. Ve buharlaşma sonucunda Kuzey'in vücudu ısı kaybettiğinden dolayı vücut sıcaklığı azalmaya başlıyor. Ilık suyla banyo yaptırmakta da aynı durum var. Islanan vücudun üzerindeki su buharlaşıyor. Ve buharlaşırken Kuzey'in vücudundan ısı aldığı için Kuzey'in vücut sıcaklığı azalmaya başlıyor. Buna göre bu olayla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. 1. Her iki olayda da su buharlaşırken Kuzey'in vücudundan ısı alır. Doğru. Bunu zaten örnekler açıklarken ifade etmiştik. 2. Elimize kolonya döküldüğünde elimizin soğuması bu olaylarla benzerdir. Bu da doğru bir ifade. Çünkü elimize kolonya döktüğümüzde kolonya elimizdeki ısıyı alır ve buharlaşır. Aynı Kuzey'in vücudunda olduğu gibi. 3'te Kuzey'in vücudu yeteri kadar ısı verirse vücut sıcaklığı 36,5 Celsius dereceye düşebilir. Kuzey'in vücut sıcaklığı 39,3'tü. Yeteri kadar ısı verirse vücut sıcaklığı azalacaktır. Dolayısıyla 36,5 Celsius dereceye düşebilir ifadesi doğru bir ifadedir. Doğru seçeneğimiz de D seçeneğidir.